değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu anda Ordu'da Nefise Akçelik Tüneli'nin önündeyiz. Bu tünel yapıldığı sırada Türkiye'nin ikinci en uzun tüneli olarak kayıtlara geçmiş. Yılında zamanın başbakanı, şu andaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zamanında hizmete açılmış. Uzunluğu 3820 metre çift tüp bir şekilde yapılmış bir tünel. Bu tünelin ne demek olduğunu 40'lı 50'li yaşlardaki kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Trabzon'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Trabzon'a, Karadeniz'e seyahat etmek üzere yola çıkanların iki kabusu vardı. Bir tanesi Ordu'daki Dolaman virajlı yolları, kıvrım kıvrım tek şerit halindeki yollar tam bir kabustu. İkincisi de Bolu Dağı'na çıkmak ve inmek en büyük kabuslardan, en büyük sıkıntılardan bir tanesiydi. Tabii bu tünelin hizmete girmesi hem güvenlik anlamında hem de hızlı ulaşım anlamında büyük kolaylıklar sağlamış karayolu ulaşımına. Ama ben bu kaydımızda tünelden bahsetmek yerine özellikle tünele adını veren Nefise Akçelik'ten bahsetmek istiyorum. Bir vefa örneği olarak, vefanın gereği olarak bahsetmek istiyorum. Nefise Akçelik bir inşaat mühendisi değerli dostlar. 1955 yılında Tekirdağ'da doğmuş. Erenköy Lisesi'ni bitirmiş. 16 yaşında, yanlış duymadınız, 16 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat bölümüne kaydını yaptırmış ve o bölümdeki tek kız öğrenci 4 yıl sonra okulu bitirdiğinde 20 yaşında hem İngilizceyi en iyi derecede konuşur halde hem de Fransızcayı en iyi derecede konuşur halde üniversite eğitimini tamamlamış. Okulunu bitirdikten sonra, inşaat mühendisliğini bitirdikten sonra Nefise Akçelik Karayolları Genel Müdürlüğü'nde tünel şefi olarak göreve başlamış. 200 tane tünelin yapımında görev almış bir mühendis. Gerçekten 200 tane tünel, özellikle zemin etüdü konusunda tam bir uzmanmış Nefise Akçelik. Eşi 1978 yılında eşi İbrahim Ethem Özçelik ile evleniyor. Bundan bir kız ve bir oğlan çocuğu dünyaya geliyor. Ethem Akçelik eşi Nefise Akçelik'i şöyle anlatıyor. Diyor ki Nefise Akçelik milletin bana verdiğini ben de milletime vermem gerekir diyerek 7 gün 24 saat çalışan birisiymiş. Tünel inşaatı sırasında bir aracın devrilmesi, iş makinesinin devrilmesi sonucu büyük bir kaza geçirmiş. Bindiği uçak yıldırım isabet etmesi sonucu yine aynı şekilde bir kaza geçirmiş. Ama o hiçbir şekilde çalışmaktan yılmamış bir mühendis, bir inşaat mühendisi. Nefise Akçelik, değerli dostlar, 2000 yıllarında hayatını tünellere, bu millete, memlekete, hizmete adamış Nefise Akçelik, 2000 yılında kanser hastalığına yakalanıyor. Vefatından bir ay önce emekli oluyor. Ama vefatıyla o bir aylık süre içerisinde de uluslararası uzmanların katıldığı tünel konferansını gerçekleştiriyor Türkiye'de. Gerçekten çok kahraman bir inşaat mühendisi, bir mühendisimiz. Bu tünele ismini vermeyle ilgili de biraz tartışma yaşanıyor. Ordu'nun yerel siyasiler haklı olarak Ordu Tüneli ismini vermek istiyorlar bu tünele, Türkiye'nin yapımı sırasındaki en uzun tüneline. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü inşaat mühendisinin arkasında duruyor, ona sahip çıkıyor ve kesin bir kararlılıkla tünele, Nefise Akçelik tüneli adını veriyor. Ben buradan Nefise Akçelik'i rahmetle anıyorum, rahmetle yad ediyorum. Allah kendisine rahmet eylesin diyorum. Eşi Ethem Özçelik'e sağlık afiyetler diliyorum. Bizleri izliyorsa
çocukları, bir kız, bir kullanan çocuğuna da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ramazan'ın bu 28 gününde, 28. gününde hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Şimdiden hayırlı bayramlar.